Demek bu kutuyu sen getirdin. Kim verdi bunu sana? Abilere de söyledim. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Ne demek bilmiyorum çocuğum? Sen her denileni yapıyor musun? Delirtme beni. Yani işte benim boylarımda orta yaşlı bir amcaydı. Kır saçlı. Buraları falan da açıktı. Bravo. Bravo. Çünkü ben burada robot resmi çiziyorum değil mi? Senin bu verdiğin tarifle milyonlarca insan sokakta geziyor. Kim diyorum sana? Adı sanı yok mu? Bilmiyorum abla. Kutuyu verdi, adresi verdi, o kadar. Vallahi bilmiyorum. Nereden buldu bu seni? Bizim evin oradaki kahvede. Peki. Hep gördüğün birisi mi? Yoksa ilk defa kutuyu verirken mi gördün? Yani her gün uğrar neredeyse. Ha. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Seninle beraber o kahveye gideceğiz. Sen de o adamı bana göstereceksin. Olmaz abla, gösteremem. Abi gizli ki böyle şey etti. Biraz para da verdi. Bak çocuğum, sen bana çözüm olmazsan ben sana bela olurum. Al. Sen de git onunla Selim. Size bırakılmış efendim. Nasıl yani? Adam orada mıydı? Kahveciye bırakmış. Resmen oyun oynuyor benimle. Adını falan sormadın mı? İsim vermemiş efendim. Sizi tarif etmiş. Gelirseniz vermesi için. Bu kadar kolay olacağını düşünmedin ya. Akşam 9'da Yeniköy Sarnıç Kafe'ye geldi. Nezihe, pardon, Canan Hanım. Gidelim. Ben seni görür görmez tanıdım. Ama sen beni tanımadın galiba. He? Nezihe? Salih. Güzel. En azından adımı unutmamışsın. Değişmişsin. Senin yanında esamemiz okunmaz gerçi ama... ismim hala aynı. O kadar mı nefret ettin bizden? Ha? Bizi silkeleyip atman yetmedi. Nezihe'yi de mi silkeleyip attın? Sana defalarca gidelim dedim. Anneni bırakamadın. Ama sen kızını bıraktın. Ben dayak yerken sen beni koruyamadın ya. Sustun ya. Benim sana verilecek hesabım yok. Haklısın tabii. Koskoca Canan Hanım'a hesap sormak bizim ne haddimize? Sahi sen
Nasıl böyle bir kadın oldun? Çalıştım. Çok çalıştım. Bir daha o çaresiz duruma düşmemek için çok çalıştım Salih. Kızından saklanmak için adını değiştirdin. Bu mu senin analığın? Bizimkiler beni bulmasınlar diye diyelim istersen. Ayrıca tekrar döndüm ve sizi aradım. Gitmiştiniz hiç iz bırakmadan. Kusura bakma lütfen. Biz senin zengin olup döneceğini bilemedik. Bir kere geldin yani. Büyük fedakarlık. Bravo. Bak Salih, sana ne diyeceğim. Benim verilecek tek hesabım var, o da kızıma. O sorarsa söylerim. Sen ben dayak yerken sustun ya. Benim itilip kakılmama izin verdin ya. Benim ezilmeme ses vermedin ya. İşte sana hesabım yok verilecek. Şimdi söyle. Kızım nerede? Hamiyet nerede? Öldü. Bir çocuğun can suyu annesidir. Ben ne kadar çabalarsam çabalayayım, senin kokunu verebilir miydim? Senin sesini, senin nefesini verebilir miydim? Baktım ama ben kızıma. Çok da iyi baktım. Ama ruhunu iyi edemedim. Hastalığın pençesinden çekip çıkaramadım. Ateşler içinde yanarken hep anne diye sayıkladı. Ben ona senin gibi sarılabilir miydim? Sus. Sus artık. Sen kızımı da öldürüp gittin Nezih. Haklısın. Artık senden kimse hesap soramaz. Vicdanından başka diyeceğim ama görüyorum ki o da sende yok. Giderken tekini almışsın. Bu da diğer teki. Onu bile tam almayı başaramamışsın ya. Yani.